Siz sadece darbeyi önlemediniz. Siz merhum Menderes'in ruhunu da muazzez ettiniz. Siz sokaklara çıkarak, darbeyi durdurarak esasında 27 Mayıs'ın hesabını sordunuz. Hesabını sordunuz. Sevgili Ispartalılar, sevgili kardeşlerim, bu millet 15 Temmuz'da bir darbeyi püskürtmüş, darbecilere darbe vurmuştur. Bu millet 27 Mayıs'ın cevabını 15 Temmuz'da vermiştir. Isparta, hazır mısın? Şimdi bir şey daha yapacağız. Hazır mısınız? Bu darbeler dönemini ebediyen sonlandırmaya var mısınız? Çeteleri, cuntaları, vesayet odaklarını tarihin tozlu sayfalarına göndermeye hazır mısınız? Maşallah. Isparta işi bitirmiş. Isparta tamam. Güçlü iktidarlar dönemini, güçlü hükümet dönemini sürekli hale getirmeye hazır mıyız? Millet iradesini yeniden zirveye çıkarmaya var mısınız? Devlet, millet ayrımını ortadan kaldırıp devletle milleti kucaklaştırmaya hazır mısınız? Bunu 16 Nisan'da başaracak mıyız? 16 Nisan'da evet diyerek birlikte bütün Türkiye'yi inşa etmeye hazır mı hep Isparta? Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz. Şarkılar bir, türküler bir, hep beraber söyleriz biz. Halaylar bir, horonlar bir, aynı sazın diliyiz biz. Gönüller bir, dualar bir, bir Allah'ın kuluyuz biz. Basbahçemiz sevgili Ispartalılar, bak oraya ne güzel yazmış. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaydım. 15 Temmuz gecesinde şehitlerle sokaktaydım. Gençlik, ak gençlik, siz Türkiye'nin geleceğisiniz. Ama Kılıçdaroğlu'na sorsan siz daha küçüksünüz. Milletvekili olamazsınız. Vatanı kurtarmak için hazırsınız. Ama ona göre milletvekili olmak için daha hazır değilsiniz. Sevgili Ispartalılar, 18 maddelik anayasa değişikliğiyle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Milleti devletin patronu haline getiriyoruz. Millet patron, hükümetler amele, hükümetler millete hizmet edecek. Patron millet olacak. Bu CHP'nin işine gelmez. Çünkü CHP yukarıdan bakmayı sever. Amelelik yapmayı istemez. Onlar tembeldir.
Onlar çalışarak bugüne kadar hiç iş başına gelemediler. Hep dumanlı havayı kolladılar. Vesayetleri takip ettiler. Darbelerin arkasında durdular. Onlar milletin güveniyle, milletin iradesiyle hiçbir zaman gelecek aramadılar. Geçmişte ne oluyordu? Siz seçiyorsunuz. Ankara'ya gönderiyorsunuz. Ama seçtiğiniz hükümetlerin yetkileri dağıtılıyor. Ankara'da gizli ortaklar var. Bu da yetmiyor. Çeteler, cuntalar yetki verdiğiniz hükümetlere musallat oluyor. Onları taciz ediyor, rahatsız ediyor, yetkilerine göz dikiyor. İşte bu değişiklikle millet iradesi, milletin verdiği güce kimse sulanamayacak, kimse ortak olamayacak. Bundan sonra cumhurbaşkanlarını ve hükümeti doğrudan millet seçecek. Sandıkta siz seçeceksiniz. Hükümete yetkiyi sandıkta vereceksiniz. Hesabı doğrudan millet verecek. Beğendiğiniz cumhurbaşkanını en fazla iki sefer seçersiniz. Ondan sonra yok. İstese de yok. Değiştireceksiniz. Diyorlar ki tek adam. Tek adam rejimi olacak. Milletin olduğu yerde, milletin patron olduğu yerde tek adam olur mu? Ama CHP tek adam görmek istiyorsa Kılıçdaroğlu aynaya baksın. 7 seçimdir kaybediyor ama tek adam olmaya devam ediyor. Neymiş? Bütün yetkiler tek adamda toplanıyormuş. Çok yetki veriliyormuş. Millet yetkiyi kime veriyor? Cumhurbaşkanına veriyor. Ne kadar yetki veriyor? En az %50 yetki veriyor. Başka kime veriyor? Meclise veriyor. Bunun dışında milletin yetki verdiği hiçbir güç yok. Çetelere yetki yok. Cuntacılara yetki yok. Kimde olacak yetki? Tabii ki milletin seçtiğinde olacak. Sizin seçtiğinizde olacak. Eskiden olduğu gibi yetki çetelerde mi olacak? Cuntacılarda mı olacak? Ah benim Ispartalı kardeşim. Sizin seçtiğiniz, yetki verdiğiniz cumhurbaşkanları geçmişte geldiler, hükümetlere müdahale ettiler. Siz seçtiniz, yetkiyi verdiniz. Cuntalar, darbeciler hükümetlere müdahale ettiler. Siz yetki verdiniz. Medya patronları hükümetlere müdahale ettiler. Hükümetleri ayar vermeye çalıştılar, devirmeye çalıştılar. İşte şimdi 16 Nisan'dan sonra bunların hepsi yok olup gidiyor. Kim kalıyor? Millet kalıyor. Milletin adamı kalıyor. Milletin adamları kalıyor. Hükümetler kurulacak. Görevden o kurulan hükümeti sadece siz alacaksınız. Millet dışında hiç kimse milletin yetki verdiği hükümete bir şey yapamayacaklar. Değerli kardeşlerim, 16 Nisan değişikliğiyle beraber Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık Türkiye kalıcı bir istikrara ve gençlerimiz için istikbale çok daha hazır hale gelecek. Belirsizlikler yok olacak. Krizler, kaoslar ortadan kalkacak. Hükümet devrilebilir, seçim olabilir, darbe olabilir gibi söylentilere artık yer olmayacak.
seçtiğiniz hükümet 5 yıl boyunca hizmet üretecek, eser üretecek, sizlerin hayalini gerçeğe dönüştürecek. Ekonomi kat kat büyüyecek. Daha da ileri gideceğiz. Bakın 14 senedir hem üretiyoruz, hem hizmet yapıyoruz, hem de şeytan taşlıyoruz. Şeytan taşlıya taşlıya onlardan vakit buldukça iş yaparak bugünlere geldik. Yani engelli koşu yaptık. Artık bundan sonra engelli koşu yok. Engelsiz var. Koşar adımlarla Cumhuriyet'in 100. yılına emin adımlarla gideceğiz. Yatırımlarımız daha da artacak. Terörle mücadele çok daha güçlenecek. Dış politikanın Türkiye'nin gücüne güç katacağız. Artık hiç kimse Türkiye üzerine hesaplar, tezgahlar yapamayacak. Değerli kardeşlerim, bu sisteme kimler hayır diyor, kimler istemiyor? Bir göz atalım. CHP bu değişikliğe hayır diyor. Niye hayır dediğini biliyor musun?